Herkese merhaba. Harika bir deniz kokusu ve Akdeniz'deyiz. Bu videoda Antalya civarında gezip görebildiğim birkaç şeyi sizinle paylaşacağım. Koca Antalya'yı gezmem, görmem, anlatmam tabii ki mümkün değil. O yüzden birkaç günde Antalya'da neleri yakalayacağız bakalım. Nereye gidiyorsunuz? Önce 7 lira veriyorsunuz. Böyle bir park alanı gibi. Burada böyle yiyecek içecek ve hediyelik mediyelik böyle küçük satış alanları var. Oradan suyun sesine doğru yürüyorsunuz. Ha, nerede olduğumu söylemiş miydim? Manavgat'a geldim. Suyun rüzgarı ve kokusu geliyor önce. Yükseklik olarak çok yüksekten dökülmüyor ama geniş bir alandan dökülüyor. Burası aslında Manavgat'ta Manavgat Çayı ya da Manavgat Nehri diye geçiyor. Toroslardan Akdeniz'e uzanan bir su akışı var. Antalya'ya gelenlerin mutlaka gelip görmek istediği yerlerden biri. Yani Antalya ile çok özdeş. Çok güzel gözüküyor. Hayatımda gördüğüm ilk şelale. Çocuklar gibi şenim. Gerçekten öyle. İnsana inanılmaz güzel bir duygu veriyor. Böyle içini ferahlatan, mutluluk veren bir şey oldu. Yani bende öyle oldu. Şu oyuntaya gidiyorum. Gel gel gel. Ben böyle çok mutlu oldum falan diyorum ya. Siz duymadınız. Murat arkadan diyor ki su akar deli bakar. Rahatlatıyormuş beni. Bana deli dedi inceden. Hayret bir şey ya. Var mı delilik? Kabul. Merkeze aşağı yukarı 80 kilometre, Side'ye daha yakın. Zaten antik çağlarda Side antik kentinin suyu da yine buradan sağlanıyormuş kemerlerle. Antalya daha önce söylediğim gibi oldukça büyük bir şehir. Çok farklı şeyleri görüp deneyimleyebilirsiniz. Mesela Antalya civarında farklı şelaleler var, mağaralar var, kanyon var. Yani trekking yapabilirsiniz, rafting yapabilirsiniz. Keyifli vakit geçirir, bir şeyler yersiniz, içersiniz, güzel vakit geçirirsiniz. Yani doğa istiyorsanız doğa var. Tarih istiyorsanız tarih var ki Türkiye'nin en çok antik kente sahip şehri Antalya. İnanılmaz sayıda var. Kahverengi tabela sevdalısıysanız çok mutlu olursunuz. Ama bunların hepsini şöyle birkaç günde hatta bir haftada yapmanız mümkün değil. O yüzden kendinize hedef belirlemeniz lazım. Ben de sadece Manavgat'ı görüp size gösterebiliyorum. Duygu çok güzel ama biliyor musunuz? Şöyle geçiyorsunuz ve karşılaşma anı. Benim Aspendos'a ilk gelişim bu. Antalya'ya gelecek olanlar için hemen insanların kulağında olan yerlerden biridir Aspendos Tiyatrosu. O gün bugünmüş. Şöyle bir şey var, şu an çıktığım bu basamaklar restorasyonla tamamlandı. Hatta burada yıllardır Aspendos Opera ve Bale Festivali yapılıyor uluslararası. Ben ona da hep çok gelmek isteyip bir türlü zamanı tutturamayanlardandım. Bir dakika şöyle yapayım mı insanlar? Yani uzaktayken. Buraya bakınca şöyle bayağı büyük gözüküyor. İnternet genelde bayağı bilgi kirliliği olabiliyor bu tür durumlarla ilgili. Şunu demek istiyorum. Buranın oturma kapasitesi 15-20 bin kişi yazıyordu. Ama kapıdaki bilgilere bakarsak 9000 kişi kapasiteli, 45 santimden ölçmüşler. Aspendos antik kentinin yapım tarihi çok daha eskilere dayanıyor. Bu antik kentin yapımının Yunanlara, Akalılara ve Argoslara falan dayandırılıyor. Tam da net olmamakla birlikte biraz karışık ama içinde bulunduğumuz antik tiyatro ise Roma döneminde yapılmış olan bir tiyatro. Marcus Aurelius tarafından yaptırılmış. Bak buradayken söyleyeyim mi? İşte büyük tartışma yaratan restorasyon
mermerleri bunlar. Şimdi bu restorasyonla ilgili şöyle bir şey okumuştum. Onu da sizinle paylaşayım. Laboratuvar testleriyle ve bir takım pek çok taş madeni araştırılarak orijinaline en yakın olan taş bulunup buradasının restore edildiği söyleniyor. Tabii ki yüzyılların yaşanmışlığı, doğanın aşındırması vesairesiyle renk değiştiren taşlarla bunun uyumsuzluğunun sebebinin yaşanmışlık farkı olduğu söyleniyor. O zaman insan şunu düşünüyor. Peki buna bu yaşanmışlık duygusu verilemez miydi? Kaymak gibi buraya koymak yerine diye düşünmeden edemiyor insan. Çünkü istiyorsun ki biraz daha uyumlu bir bütünlük olsun. Mesela bak şuraya böyle. Çok uymamış gözüküyor, evet. Düşünsenize M.Ö. ilk yapımı yapılmış ve bugün hala ayakta olan bir tiyatro kaç kere restorasyon geçirmiştir? Biz bu taşları konuştuk ama günümüze asıl kalmasını sağlayan Selçuklu döneminde büyük bir restorasyon geçirmiş. Tabii ki yıllar içinde birçok dokunuşlar olmuş. En sonuncusu da bu gördüklerimiz. Aspendos Antik Kenti'nin iki tane önemli yapısı var öne çıkan. Bunlardan biri şu an içine dolaştığımız Aspendos Tiyatrosu, diğeri ise su kemerleri. Çünkü şehre su getirilmesiyle ilgili o dönem için yaratılmış önemli bir sistem kurulmuş, pompalı bir sistem vesaire. Ama bunun arkasındaki hikayeyi söyleyeyim size, anlatılan rivayet o ki. Eski Aspendos kralının çok güzel bir kızı var ve kızının kimle evleneceğine karar vermek için diyor ki benim yaşadığım kente en fazla fayda sağlayacak olan eseri yapan kişiye kızımı vereceğim. Birisi bir mimar bu tiyatroyu yapıyor, diğeri ise su kemerlerini yapıyor. Karar veremiyor, su kemerlerini yapana kızını vermeye karar verdiği sırada bu tiyatronun mimarı aşağıdan fısıldıyor. Çünkü akustiğine o kadar güveniyor ki kendisinin bunu kazanacağına inanıyor ve diyor ki kral kızını bana vermeli. Kral da yukarıdan bu fısıltıyı duyuyor ve çok etkileniyor bundan. Karar veremediği için kılıcını çekiyor ve kızını ikiye bölüyor. Yarısını birine, yarısını diğerine veriyor. Dünyada duyduğum en saçma hikayelerden biri. Yani kızın hiç kıymeti mi yok? Tamam, tiyatro güzel, okey. Yalnız buradan açı da çok güzel. Baksanıza. Bu arada şurada dolaşan insanların hepsi birbirini duyabiliyor. Özellikle aşağıdaki konuşmayı ben yukarıdan çok net duyabiliyorum. Burası geçmiş yıllarda, dönemlerde her zaman çok zengin ve ticaretle uğraşan bir kent olmuş. Tuz ticareti yapılırmış, aynı zamanda bağcılık varmış. Para birimi de o dönemin dünyasında oldukça değerli bir para birimiymiş. Kilisesi, çarşısı, su kemerleri, anıt çeşmesi, yukarı kent dediği alan buradan içeri girilerek antik kentin kalıntıları gezilebiliyor. Şimdi de şehrin içine, yani kale içine gideceğim. Çünkü orada Hadrian kapısı var. Yine Roma dönemi Hadrianus. Hadi gidelim bakalım nasıl bir kapıymış. Olay şu. Altından geçtiğim kapı Hadrianus kapısı. İmparator Hadrianus 5 tane büyük Roma imparatorundan biriymiş. Kendisi buraya geldiği zaman onun şerefine aslında bir anlamda hoş geldin demek için bu kapılar yapılmış. Yapıldığı yıllar milattan sonra 130. Düşünün, o yıldan bugüne gelmiş ve bayağı da sağlam şekilde duruyor. Peki bu Antalya'nın kuruluşu ne zaman diye baktığımızda hemen girişte bir pano vardı. Orada da yazıyor. 2. Bergama Kralı Attolus tarafından kurulmuş Antalya. Surlarla çevrili bir alanın içindeyiz. Bu alanın içinde de sit alanı diye tanımlanabilecek bölgede 2 katlı eski avlulu Antalya evleri var. Bunların birçoğu aslında restore edilmiş, otel olarak ya da restoran olarak kullanılıyor. O yüzden içinde sokaklarına girip gezmek, fotoğraf çekmek, kafe, restoranlarda biraz vakit geçirmek istiyorsanız, farklı bir Antalya yüzüyle karşılaşmak istiyorsanız buraya gelmenizi önerebilirim. Sokaklara dalmaya hazırsak, hadi bakalım. Şimdi konu İmparator Hadrian olunca mekanlar da kafeydi, otelde Hadrianlaşıyor. Çok güzeller. Dala çıka.
Old Town konsepti her zaman en sevdiklerimden. Hem eski bir kilisenin restorasyonu hem de eski ağlılı bir Antalya evinin restorasyonu sonucu. Sunay İnan Kıraç Vakfı'nın yarattığı bir etnografya müzesi aslında burası. Buraya vaktiniz olduğunda lütfen gelin ve gezin bence. Ben çünkü sadece fotoğraf ve videolarda bile çok heyecan verici bulmuştum. Zile basınca biri açıyor mu burayı, merak ettim, bakayım. Kapalı mısınız, açık mısınız? Hiç açılmadık geçen seneden beri. Ciddi misiniz? Aynen. Şanssızlık. Peki biz de 5.30'a kadar açık diye yazı okunca bir sevinmiştik peki. Ha, kapı kapalı. Pandemiyle birlikte kapandı ve aynen, şey kapalı. Geçen Mart'tan beri kapalıyız. Kale içi ile ilgili izlenimim pozitif olacak. Ben zaten bütün dünya şehirlerinde bu şehir merkezlerini, old town'ları hep sevmişimdir. Burada doğru ruh var yani. Özellikle böyle kafe, restoran ve mekan, otel, organizasyon yapıları, şu solumdaki gibi. Fena da bir kalabalık yok gibi ama genel duygusu böylemiş işte, gördüğünüz gibi. Birbirini kesen sokaklar, küçük küçük binalar, bolca kafe, restoran, bar. Denizi gördüm ya, ona doğru yürüdüm, o beni mutlu etti. Böyle sokakların arasından uzakta parlayan deniz, çiçek, arkada dağlar. Konumuz Yivli Minare. Arkamda gördüğünüz Yivli Minare, Antalya şehir merkezindeki en tipik simgelerden biri. 13. yüzyıl Selçuklu İslam eseri aslında. 8 parçalı minaresi oldukça farklı bir mimari yapı sunuyor. Üzerinde aynı zamanda firuze, turkuaz renkli böyle mozaik, seramik bir şeyler var. Yer yer dökülmüş. Aslında bu yapı bir külliye. Hemen arkasında da böyle küp şeklinde bir kalenin üstüne kurulmuş gibi görünen bir şehir merkezindeki eski saat kulesi gözüküyor. Onun dışında önümde Akdeniz'i ve dağların uzandığını görüyorum. Ve şöylece şehri tepeden izleyebiliyorum. Arkada gördüğünüz Beydağ ve ben Korkut Eli'ne geldim. Şimdi şöyle açık alanda dağlara karşı mis gibi bir havada olmanın duygusu çok güzel. Buraya gelmemin bir sebebi var. Biriyle tanışacağım. Daha doğrusu sizi de biriyle tanıştıracağım. Çoban Ressam diye ünlü Antalya'dan Türkiye'ye, hatta dünyaya ünlenmiş bir isim. Sinan Demir. Korkut Eli'nde çobanlık yapıyor. Aslında Yörük bir aileden geliyor, konar geçer. Ama aynı zamanda edebiyatla ilgileniyor, şiirle, müzikle de ilgileniyor, resim yapıyor. Hayallerini, düşüncelerini tuvaline yansıtıyor. Ama çobanlık yapmaya devam ediyor. Tanışalım, onun dünyasına birazcık karışalım istiyorum. Çünkü bence bu Antalya gezisine renk katacak önemli bir isim. Hadi gelin. Önce kimi tanıştırayım? Önce Sinan'ı tanıştırıyorum. Sinan Demir. Tanıştın şu anda. Merhaba. Hayat Bana Güzelcilere merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Hoş harika geldiniz. Bir manzara, müthiş bir hava ve güler yüzünüzle karşılandığımız için çok mutluyuz. Gelir gelmez Sinan dedi ki, gelin dedi, şöyle bir çay için dedi, size bir takım güzellikler yapıyoruz dedi. O güzellikleri gösterelim mi? Dudu Hanım, neler oluyor burada? Bu arada kömbe yapıyoruz. Kömbe, gömme, kömbe. Kömbe. Bizim geleneklerimiz, öreneklerimiz bu. Aha. Köylü yerinde tabii böyle şeyler olacak. Çok... Yanımız çalı çırpı, bir yanımız daha işte, güzel bir şey. Şunun altında pişeni bize bir gösterseniz, o nasıl pişiyor? Oo, oh çok güzel. Burada herkes böyle mi yapıyor? Herkes böyle yapar. Bizim yaşamımızda eksik olan ama görünce böyle hasretlerini çekip ah ne kadar güzel dediğimiz bir şey.
Şehir hayatının da başka bir şeyi var, hengamesi var. Bu sıcak ekmek alırdık fırından, böyle eve gidene kadar yarısını yersin. Oğlum için de gururluyum, Sinan'ın için. İlk çeki başlangıcı bir yağmur yağdı, böyle ortalık sepserin oldu. Anne dedi, ben davarı güttük geldik. Anne dedi, ben dedi korku denene geçeceğim, paramız yok. 20 lira bir komşudan aldık. Komşumuz verdi. Resim yapacağım diye. Resim yapacağız. İlk başlangıcı Sinan. Sinan hikayeyi geçti. Kaptırdın, haberin olsun. Bir şeyler aldı geldi. Üç bacak çaktı. Ben üç bacak diyorum şimdi şeyine. Şövalye. Şövalye. Yaptı, cizdi. Bir şeyler oldu garından sonra. Niye bu oğlum dedi. Anne bu resim. Benden sana mama çıkmaz, o benim. Düğmemi ısırıyor. Sen benim düğmemi, bağcığımı, takımı aldı. Hayır. Sese bak. Hangisi dün doğdu? Şu emenler mi? Sen daha dün mü doğdun canım? Ah ah. Sinan, burada şimdi bir sürü keçinin ve oğlağın arasındayız. Ama aynı zamanda tuvalin, boyaların, fırçan da elinde. Bu mudur yani? Hani çoban ressam diye yazıyor. Instagram hesabında evet. Da öyle yazıyor. Aslında sen böyle ünlenmiş durumdasın. Evet. Kaç sene çobanlık yaptın? Kaç senedir resim yapıyorsun? Dağlarda doğduk, onu söyleyeyim. Konağa göçer, yani 23, en son 23-25 yaşına kadar konağa göçer olarak yaşadık. Sık sık da gelip burada çobanlık, hem resim, sanat birlikte yapmaya devam çalışıyoruz. Peki konar göçer olmanın ruhu nasıl? Bir insana ne veriyor? Nasıl şekillendiriyor? Yolda olmak ve iki, doğa ile iç içe olmak. Yolda olmak çok öğretir. Doğada olmak da çok öğretir. Evet. Sen bu ikisinden ne öğrendin? Bana çok şey öğretti. Kozmos sadece bir dünya adlı bir gezegen olmadığını, Samanyolu galaksisinde çok milyonda bir küçük bir nokta olduğumuzu anladım burada. İnternet üzerinde aradığımda, resimlerini gördüğümde biraz böyle sürreal bir duygu veriyor. Evet. Sonra hayır, hem gerçekliği alıp sonra biraz da hayal dünyası, bir kurgu yaratıyorsun orada. Çok enteresan resimlerim var. Evet. Hani tamamen böyle tuvalin başına geçiyorsun ve içinden geldiği gibi mi çıkıyor, yoksa öncesinde bir kurguluyor musun? Nasıl oluyor? Resim bir sanat dalı ve sanat dalı geniş bir şey, sanat. Öncelikle bazı kavramları iyi bilmek lazım. Tamam, çobanız, konar göçeriz ama bunu bilgiyle donattığımız zaman daha güzel hal alıyor. Heybemde, ekmek torbamda kitaplar vardır. Bu da resme, yani insanın kendini ifade etmek için bir şey arıyor. Bu bendeki resim hali. Sabahattin Ali, Friedrich Nietzsche okuduğunda, Queen'i dinlediğinde hepsi birleşiminde muhteşem bir duygu çıkıyor ve düşüş yolu çıkıyor. Buradan geldik, sonra tuvale konduk. Evet. Peki resmi yapmak için hep doğanın içine mi çıkıyorsun? Tercihin hayır, bu mu? Hayır, bazen çıkıyorum doğaya. İlk doğada resim yaparak başladım. Şimdi atölye halinde, trafoları boyama projesinde resimler yapıyorum. Duvarlara, sokaklara, Antalya Muratpaşa Belediyesi'ne. Orada resimler yapıyorum. Seni İstanbul'da da bir duvarı boyadın da mesela görsek ne güzel olur değil mi? İnşallah. Boyarız. Sana güzel bir duvar bulalım İstanbul'da. El birliğiyle var mı boyarız. Güzel, şöyle güzel bir binanız? Bence senin güzel bir resmin İstanbul'un şöyle koca bir duvarında çok güzel olur. Peki o zaman hayat bana güzele bir resim. Her şey olabilir. Birlikte yapalım diyorum ben. Gerçekten mi? Gelmişsiniz oradan. Yapalım. Benim nasıl bir katkım olabilir buna? Keçi yapabiliriz. Ya keçi illa olsun ya. Ben bir oğlak burcuyum. Bir keçi olur bence. Keçi. Buraya. Bir de çok sevdim buradaki bebekleri. Bir keçi çizelim. Tamam. Resim hayat benim için. Yaşama sevincim. İlk önce bir fon yapacağız. Daha sonra bir keçi çizebiliriz buraya. Orada mutlu bir keçi. Ay baksana. Resmen mutluluk sesi gibi. Bak bak bak. Olaya nasıl dahil oluyor? O da oradan yardım etmek istiyor. Serseri seni mi yapsın istiyorsun sen? Bu arada keçiler nasıl huyları husları? Yani gerçekten hani böyle hep inatçı keçi denir ya. Çok zekiler.
Çobanlık da çok zor bir iş aslında, değil mi? Çobanlık, doğayı bilmen gerekiyor. Gökyüzüne baktığın zaman bugün yağmur yağacak mı, yağmayacak mı diye biliyorsun. Bir hayvanın ayağı kırıldığında tedavi yapabiliyorsun. Doğadaki hangi ağacın, hangi otun ne işe yaradığını bilmek gibi bir şey. Bunlar da geleneksel bilgiler, hemen olmuyor. Aa bak, şuralara biraz daha şöyle, benim dokunuşum ayrı bir derinlik kattı sanki. Ne diyorsun? Bence de. O zaman şöyle bir şey öneriyorum. Şu anda aslında sana sormadan bir teklifim var. Resmin bitmiş halini Instagram hesaplarımızı takip edenler için de, hem Sinan'ın hem Şenay Akkurt hesabını Instagram'dan takip ediyorsunuz. Aşağı yorumlarınızı yazıyorsunuz. Bir kişiyi, senin seçtiğin bir kişiye resmini hediye edelim. Evet. Olur mu? Olabilir. Tamam. Çok o güzel. Zaman hesapları aşağı yazdık. Lütfen bizi takip edin ve bu bölümü izledikten sonra fikir, düşünce, yorum, her şeyi aşağı bekliyoruz. Yani özetle, insan isteyince, hayallerinin peşine düşünce hayatta her şey yapılabiliyor. Bunun sonunda sizin de düşüncelerinizi paylaştıktan sonra bu resmi size yollayacağız. Değil mi tatlım? Yollayalım değil mi? Ne diyorsun? Ha? Ne diyorsun? Evet dedi. Akıllıymış da, inatçıymış da, minikmiş de. Ben Antalya'dan ayrılmadan önce keçi sütünden yanık dondurma yemeye karar vermiştim. Ama cumartesi her yer kapalı derken böyle keçi sütünden yanık dondurma tabelasını gördük. Bir U dönüş hop dükkana geldik, ama nasıl bir dükkana gelmişiz? Sürpriz. Herhangi bir dükkana gelmedik. Çünkü dedim ki keçi sütünden yanık dondurma ne demek? Hadi hikayenizi anlatın. Yıllar önce dedem bir eski böyle bakır kazanlarda pişirirken bir gün cumaya gidiyorlar. Cumada sütü yakıyorlar hani. Döndüklerinde süt olmadığından diyorlar ki hani yapalım dondurması, nasıl olacak? Millete tattırıyorlar. Millet çok beğeniyor bunu. Yalnız inek efendim. Sütünden de var ama özellikle keçi sütü olan herhalde, değil mi? Tabii ki de efendim. Bir tadı da mı? Şey gibi değil, böyle hani sütsülü, ya nasıl anlatayım ya, bazı şeyleri anlatmak çok zor. Böyle hani isli peynirin bir kokusu vardır, öyle bir hisim verecek değil mi? Bu bayağı yanık, dibi tutmuş süt kokuyor. Bayağı yoğun bir süt tadı var tabii. Keçi sütünün tadı bayağı, sütün daha baskın alıyorsun. İneğinkinde daha islik baskın. Nasıl, doğru anlattım herhalde. Dondurma üstüne tahinli piyaz dilimi ekliyoruz. Ne vereyim abime? Şimdi neye geldik? Tahinli Antalya usulü piyaz yemeye geldik. Asıl mesele piyaz, yanında köfte yiyorsunuz. Yan yana iki tane piyaz görüyorsunuz. Antalya'ya gelince mesele Antalya usulü piyaz yemekte. O da şu önümde gördüğünüz, aradaki farkı görün diye ikisini de söyledim. Buradaki olay şu, Antalya'nın piyazı tahinli ve yumurtalı. Ama tahinin yapılma şekliyle ilgili şöyle bir şey var. O tahin sos, tahin, sirke, limon tozu ve şekerle çırpılıyormuş. Sonra bir süre bekliyor, üzerindeki yağ çıkıyor. O yağı atıyorlar, sonra o tahin sosu piyazın üstüne döküyorlar. Yani fasulyenin ve yumurta üzerinde aynı zamanda. Bunu böyle yiyorsun. Bunun yanına da tabii ki köfte geliyor. Bu da bizim bildiğimiz daha klasik bir piyaz versiyonu. Bu arada masaya oturur oturmaz hemen otomatik olarak şu yeşillik limon, ayran, tatlı, bunlar tık 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 masaya kondu. Ondan sonra sipariş ettiğiniz piyaz geliyor ve arkadan köfte. Köfte de sadece ekmek ve tuzla yoğrulmuş dana kıymadan oluşan bir köftedir. Yolda diyordum ki, çekmek için sadece bir kaşık alırım. Ben böyle bir şey hayatta yemem. Zaten tahin ve tatlı tatları sevmiyorum demiştim. Lafımı yuttum. Ben bunu yerim. Çağladı mı var? Muzun ana vatanına gelmiş oluyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi yollarda, manzara noktalarında yeşilli, sarılı, salkım salkım muzlar size yolda merhaba diyor. Ben bir soracağım bakayım, bu yeşil muzu böyle alınca ne zaman nasıl sararıyor? Böylece yeniyor mu? Kilosu ne kadar? Sarısı, yeşili, yeşilden sarıya geçene bunu nasıl alacağız, nasıl tutacağız? Abla, yeşil daha uzun dayanmasın, siz yeşil al. 15 gün dayanır evde. Peki bunu daha hızlı olgunlaşsın diye özel bir formülü var mı bunun? Abla, poşetin ağzını kapattın, içine iki tane limon attın. Buyurun, tadına bakabilirsiniz.
Güzelmiş bu. O zaman biz muz alalım. Ağaç kavunu papino. Resmen ilk kez görüyorum, duyuyorum. Aynı kavun gibi valla tadı. İnce, aynı elma gibi. Kavunu soyacaksın, yiyeceksin abla. Çok değişik. Bunu da alıp denemek istiyorum. Bu ne kadar? Kilosu 30 lira abla. Bu pahalıymış. Niye öyle? Sabahları aç karnına yemekten önce bir tanesini yemesi lazım. Sararınca. Evet abla. İştahı kesiyor. Ben son yemek videosundan sonra anladım ki iştahımı dengelemem lazım. Ben en iyisi bundan biraz alıp yiyeyim. Antalya antik kent cenneti demiştim ya, işte hiç antik kent görmeden mi gidecektik buradan? Aspendos beni kesmedi, o yüzden bir de şöyle Side antik kentine bir küçük uğramak istedim. Bir küçük diyorum çünkü burayı gezmek için de ciddi zaman ayırmak lazım. Pamplia bölgesini en önemli kentlerinden biriymiş Side. Helenistik dönemden Perslere, Romalılara bir sürü farklı medeniyet tabii ki yine gelip geçmiş. Burada en önemli ne var? Apollon Tapınağı var. Gidip görelim mi? Şimdi bu alan böyle bir yarım ada gibi düşünün. 1 kilometre kadar işte uca kadar yürüyorsunuz. Çıkış da öyle. Aşağı yukarı 2 kilometre sadece git dön. Ama etrafa girdikçe, yürüdükçe hem izleyebiliyorsunuz. Mesela ileride önümde bir amfiteyatro duruyor. Oraya doğru yürüyorum ben. Apollon Tapınağı'na doğru da aşağı yukarı 1-1,5 kilometre kadar içeride yürüyeceğim. Şu an sessiz, sakin bir zaman ama en önemlisi mevsim. Çünkü Antalya'da özellikle böyle bir alanda yürümek istiyorsanız çok sıcak kalmamak lazım. Haziran, Temmuz, Ağustos biraz can yakabilir. Sadece burada Side Antik Kenti alanının içi bile çok ciddi bir zaman dilimini ayırmanızı gerektiriyor. Mesela burada Side Müzesi var. İçine girip gezip görmenizi size tavsiye ediyorum. Ben şu an size bunu gösteremiyorum. Çünkü benim zamanım biraz kısıtlı. Üstelik pandemi, üstelik kapalılık var. Ama planlamayı iyi yaparsanız Antalya'da çok keyifli, inanılmaz güzel birçok şeyi bir arada görebilirsiniz. Side Antik Kenti'nin en önemli resmi bu arkamda gördüğünüz Apollon Tapınağı. Aslında buraya gün batımında gelirseniz şöyle denize doğru arka tarafta kızıllıkla beraber çok güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Bizim programımıza gündüz sabah saatleri uydu. Şimdi Apollon Anadolu'da önemli bir tanrı biliyorsunuz. Birçok farklı antik kente Apollon tapınakları vardır. Apollon güneşin, sanatın, şiirin, müziğin tanrısı. Aynı zamanda bilicilik ve kehanetle de ilişkilendirilmiş bir tanrı. O yüzden oldukça önemli. Ama zaten Side'de farklı dönemlerde farklı tanrılara inanmışlar. Yani Afrodit'e de inanmışlar, Hermes'e de inanmışlar, Apollon'a da inanmışlar. Bu da Apollon Tapınağı. Sanat tarihi okuyanlar hatırlıyor mu? Korint nizamı falan, böyle Korint tip sütun başlıkları falan filan. Şimdi böyle gelince hep aklıma onlar geliyor. Korint buymuş bak. Şu sütunun başlarına bak. Orada Korint'i göreceksin. Hoşça kal. Kırlangıçlar da tepemizde uçuyor. Güzel bir gün batımı var, harika bir saat ve ben Antalya'ya veda ediyorum. Veda ederken de şöyle tepeden bir limanı görmek istedim. Bir başka videoda farklı şehirlerde yeni insanlar, yeni hikayeler ve yepyeni deneyimlerle tekrar buluşacağız. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarınızı lütfen aşağı bırakın. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmuyorsunuz. Habitat TV ve Şenay Akkurt Instagram hesaplarını takip ederseniz her adımımızdan haberiniz olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ya dünyanın ne kadar çok şehrinden yeni bir gün batımında görüşünceye kadar hoşça kalın demiştim. Şimdi Antalya'da gün batıyor ve aşağıda limanın görüntüsü gün batımında çok güzel. Anlatacak, görecek ne çok şey var ya.